güzelim kurbanı, yiğit yurdu dost meydanı. Yiğit yurdu dost meydanı, yiğit yurdu er meydanı. Er meydanı derler buna, beyim aman aman. Er meydanı derler buna, beyim aman aman. Gel dostum kervanına, başlar gider dost yol. Domuz yavrusu. Burada kaç masum zavallının namusunu kirlettin ha? Levent nerede sürtüyor? Abi bütün çocukları atlatmış. Bulun onu çabuk. Babası dünyayı ayağa kaldıracak. Onu mu söylemek istiyorsun? Buna hazır mıyız? Öyleyse niye kaldırdık bu domuz yavrusunu? Ben bu Sevda'nın kulağını çekeceğim. Böyle bir çiçek bulmuş. Niye hemen düğün yapmaz? Sonuçların ne olursa olsun göze alır ve bu domuzcuğu layık olduğu cehennem çukurlarından birine yollarsın. İki, aşağılık herifin belden aşağısını kurutur, öyle bırakırsın. Senin yasalarla başın dertte. Sen bu işleri kurcaladın. Evet ama fazla değil. Sadece bir günlük araştırma yaptım. Belki de bu yüzden ilk görüşte Serdar'a çarpıldım. Ne? Selman Efendi boşluğu iyi değerlendirmiş. Nasıl? Her şey onun artık. Sorun şurada. Bu bir bela mı değil? Bunları mutlaka daha önce de düşünmüşsündür. Niye karşı çıkmadın? Kemal, bu itin gebertilmesini senden çok ben istiyorum. Buyurun, kime baktınız? Serdar Bey'le görüşecektim. Burada değil. Evet. Ben nişanlısıyım. Bir şey mi vardı? Büyük bir hata bu. Adi bir kaltağın iftirasını ciddiye almış olamazsınız. Kim gönderdiyse sizi, ne istiyor? Amacı ne? Onu söyleyin bana. Bu kızın derdi ne? Hangi kızın? Hangi kızın olacak? Bana sesini yükseltme. Levent'i kaldırdığınızı biliyorum. Böyle yapmakla birilerine iyilik yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Bütün bunları senin aklına kim soktu bilmiyorum ama... artık bu saçmalıklarla kafamı ütüleme. Oo, bu çakal kriz geçiriyor ya. Ne demek oluyor bu? Ben bu aşağılanmayı hak ettim aslında. Yapma be abla. Serdar abinin sana bir saygısızlığı yok. Sıkıntılı günler geçiriyoruz.
Levent ne durumda? Sızdı. Kızı ne yapacağız abi? Sorun mu çıkarıyor? Hayır abi. Orada sakmasınlar ona. Yok abi, otel temiz. Arkadaşlar sağlamdır. Ailesini bulduk mu? Bulduk. Hikayesi doğru galip. Üvey baba alkolik. Anne kendi derdinde. Ufak çocukları var. Arayıp sordukları yok. Yani kız daha önce de ortadan kaybolmuş. Bir adamın peşine takılmış diye evlatlıktan reddetmişler. Belki de işlerine öyle gelmiştir. Her gün yoklayalım. Kuzuyla hiç yalnız bırakmıyoruz. Ben de zaten orada kalıyorum. İyi. Sen hemen fırla, minibüs alet. Öyle bir saklayacaksın ki sen bile zor bulacaksın. Olduğu gibi mi? Oğlum vakit yok. Yarım saatte hallederim. İşe yarar da bir iki şey alabilirim. Saçmalama lan. Serdar abi ne dedi sana? Parmak izi mi bırakacaksın? İz bırakır mıyım ya? Sağlam mı hallederim? Olmaz. Ya tamam ama hepten çulsuz kaldık. Ha, bakacağız işte bir çaresine. Böyle gidecek değil ya. Ha, plakasını falan değiştir. Polis onu arıyordur şimdi. Onu hallettim bile. Hadi oyalama. Bizimkiler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi git biraz dinlen. Sen uyudun mu? Burada biraz kestirir. İyi. Hadi eyvallah. Güle güle. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne içersiniz? Çay. Bana da bir su. Peki efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Sormayın. Nasıl olalım? Bir sersem oğlumuz var. Sürekli başımızı derde sokar. Yanılmıyorsam sizinle Berkerlerin düğününde ayaküstü bir tanışmıştık. Evet. Geçen yaz. Unutmamışım. Efendim, sorun şu. Levent, bizim oğlan. Serseriliklerini bilirsiniz. Medyadan filan. Yine ortadan kayboldu. Ne altlar karıştırabileceğini tahmin ediyorum. Endişem polisle başının derde girmesi de değil. Yine medyaya malzeme olacak. Anlıyorum. Bizim çocuklar sizin yardımcı olabileceğinizi söylediler. Sizin her türlü delikte neler döndüğünden haberiniz olur. Birçok şeyden haberimiz olduğu doğrudur. Bu serseriyi bulursanız size minnettar kalırım. İyi bir bakarız. Büsbütün başını belaya sokmadan bir gayrette bulunursanız çok makbule geçer. Borcumuzu ödemede ihmalkar davranmayız. Orası önemli değil. Bir yararımız dokunursa seviniriz. Çok teşekkür ederim. Tamam İsmail abi. Anladım abi. Millet dinleyin. Buyur abi. Bundan böyle burada her sabah spor yapılacaktı. Niye ya? Salonda spor yapıyoruz ya. Tamam be, boş ver. Bu daha iyi. Salona gitmeyiz. Ara oyunları kaçırıyoruz. Hadi şimdi benim yaptıklarımı yapıyorsunuz. Bu ne ya? Bir, iki. Hadi İsmail abi diyor ki 15'er defa yapacağız. Ne? 15 defa bunu yaparsam ben de ağzıma lokma götürecek takat kalmaz. Ama işte o zaten salak.
Bizi açlıktan öldürmek istiyorlar. Hadi kalkın, kalkın. Bir dakika abi. Yine o kız geldi. Hani vardı ya. Parmaksızın şeyi. Tamam abi. Anladım abi. Ben onunla ilgileniyorum. Al sen devam et. Tamam. Buyur abla. Serdar Bey yok mu? Şu anda yok abla. Bir durum mu var? Hayır. Selamını iletirseniz sevinirim. Söylerim abla. Merhaba. Hoş geldiniz. Belediyede bir işim vardı. Dönerken bir uğrayayım dedim. Hallettiniz mi? Yok, biraz uzun hikaye. Tabii niçin uğradığımı biliyorsunuz. Hala davetim geçerli. Borç borç. Siz bin defa borçtan söz ettiniz ve kabullenmeyeceksiniz. Bunu artık almayın. Ama bir ara inşallah sohbet edeceğiz. Buna itirazım yok. Pekala. İyi günler. Güle güle. Aa bakın, unutmadan söyleyeyim. Artık arabamı burada yıkatacağım. Demek siz de kendimi sık sık hatırlatacağım. Burası emrinizdedir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne iş bu falçata? Hangi iş? Bir an bakıyorum yangın söndürmeye gider gibi acelen var. Sonra bir bakıyorum aheste aheste manita peşinde koşuyorsun. Buna manita denmez oğlum. Bu başka bir şey. Yok ya. Neymiş öyleyse? Yoksa yıldırım aşkına mı tutuldun? Sen benden bir şey saklıyorsun. Her şeye maydanoz olman gerekmez. Bu da ne demek şimdi? Bana güvenmiyor musun artık? Güvensizlikten değil. Senin konumun için. Alemin avukatı olarak mimlenme. Kendine temiz bir yön çiz. Ben işinizden söz etmiyorum. Siz açmadıkça o konulara burnumu sokmaya hevesli değilim. Merak etme. Ben sana bu kızı soruyorum. Karışma diyorsan... Ya şimdi karıştırma işte. Başıma bir hal geldi. Ben de anlamış değilim. Kızla çarpıldım desem... Yani ne bileyim, öyle biri de değilim ki. Anladım. Ne anladın lan? Bu çok iyi. Neresi iyi be? Süper bir şey bu. Eyvallah. Açmışız be. (Gülüyor)
Ay kusura bakma evladım, geleceğini bilmiyordum. Tüh, o kadar da oyalandım pazarda. Sizi bu kadar zaman beklettim. Estağfurullah, lütfen dert edinmeyin. Hem bu huzurlu mekanda vakit geçirmek keyif. Ben hemen çay demlerim. Bir şeyler atıştırırsınız değil mi? Beni kırmazsınız. Yo, lütfen zahmet etmeyin. O nasıl söz? Hiç zahmet olur mu? Ben hemen şimdi dönerim. Arkadaşı uğramıştı. Bir sıkıntım var abisi. Sence köstebek kim? Köstebek? Nazmiye bu işi nereden biliyor? Ben miyim yani? Saçmalama. Ama kim olabilir? Ne bileyim ben. Teşekkürler. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Önceki akşam burada Serdar'ın tavrı beni çok rahatsız etti. Meltem Hanım'ın ne durumda olduğunu tahmin edebiliyorum. Ah evladım, bilseniz ne kadar üzüldüm. O mahzun hali aklıma geldikçe kahroluyorum. Anlıyorum. Melek gibi kız. Ben Serdar'la konuşmayı düşünüyorum. Ama diyorum ki mümkün olsa da Meltem Hanım'ı yalnız bırakmasak. Eksik olmayın. Ben de zaten Didem'i yolladım yalnız kalmasın diye. Aa, güzel. Kızcağız Serdar için ailesiyle karşı karşıya gelmiş. Ya, bunu bilmiyordum. Tabii, uygun görmediler bu evliliği. Vah vah. Yani anne babadır, hak vermek lazım. Serdar oğlumuz iyi hoş da kolay değil. Arada yaş farkı var. Başından geçenler de belli. Lütfen kendini bu kadar üzme. Olur böyle ufak tatsızlıklar. Serdar abinin de canının bir şeye sıkıldığı belli. Muhakkak bir açıklama yapıp kendini affettirecektir. Sandığın kadar basit değil Dida. Bu durumun benim için ne demek olduğunu biliyorum. Ailem, bütün çevrem başından beri bu ilişkiye karşıydı. Bir seçim yapmak zorunda kaldım. Ve Serdar'ı seçtim. Şimdi de... Peki şimdi durum nasıl? Yani onlarla aran iyi mi? Hala o konuyu mu düşünüyorsun? Nermin nerede? Ha, söylemedin mi? Ne oldu? Yolladım gitti. Ya. İşten başka her şeyle alakadar. Sabrımı taşırdı. Biraz dalgın filandı ama. Sen onu boş ver de anlat bakalım neler oluyor. Birdenbire bana kapattın kendini. Ne? Baksana, bu iş ciddi galiba. Hangi iş? Kızdırma beni. Bunca yıldır tanıdığım Ayşe ilk defa bir adım kovalayıp duruyor. Ha, şu mesele. Ha, şu meseleymiş. Kovalamakla ne alakası var? Basit bir meraktı.
Ama? Ne aması? Şimdi öyle değil. Ne demek istiyorsun? Meraktan öteye geçiyor. Saçmalama Ela. Adam zaten nişanlı. Amcamla aralarında bazı sorunlar olmuş. Yani bunun için merakın devam ediyor. İyi o zaman. İstersen bu işi kapatalım. Biz de bu aleme dalalım. Daha heyecanlı olur. Saçmalama lütfen. Yeter. Bana açık söyle. Ne arıyorsun bu adamda? Bak Ela, söyledim. Adam nişanlı. Herhalde benim böyle birini baştan çıkarmaya çalıştığımı düşünmüyorsun. Öyleyse yapmak istediğin nedir? Onu söyle. Bir kere mert bir adam. İlginç geliyor bana. Aman, neresi ilginç? Her gün haberlerde görüyoruz öyle tipleri. Ve biliyorsun, hepsinin sonu aynı. Peki, amcanla aralarındaki mesele ne? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. O istediği zaman sana ulaşabiliyor. Ama sen ona ulaşamıyorsun. Tamam abisi. Bir şey demiyorum. Sen haklı çıktın. Karanlık bir kız. Belli bu. O kadar çok şey bildiğine göre demek ki bir görevi var. Ama bildiğini niye ihbar etmiyor? Henüz poliste böyle bir bilgi yok. Nasıl emin olabiliyorsun? Ya suçüstü yapmak için sessiz ve derin bir hazırlık varsa? Neyse, Salih Hoca gelecek. Ben geç kalmayayım. Sen de onu bulmaya çalış. Tamam. Noter işlerinden oldum olası az etmem. Hayırlısıyla bitti işte. Hayırlı olur inşallah. Tabii olacak. Dev bir oluşum bu. Bakalım. Nerede kutluyoruz? Ali Bey nerede diyorsa. Şu an olmaz. Ama niye? İşimiz var. Ya olmadı. Oo, zaten geç kaldım. Bize müsaade. Görüşürüz. Güle güle Ali Bey. Görüşmek üzere. Abi, Acüment'in adamları bizim ihbar ettiğimizi düşünüyor. Bir bok bilsek de ihbar etsek. Şerefsiz karda yürüyor, izini belli etmiyor. Ne olacaktı ya? Yazmasaydınız. Bana mı sordunuz da yazdınız? Hayır, DGM'lik bir delil yok. Pekala. Olur, olur. Adamlarının bu kadar sağlam çıkacağını biliyor muydun? Benim adamım madamım yok amirim. Hala ne söylüyorsunuz? Yaptığınız yanlışlığı görmediniz mi? Tabii. Büyük yanlışlık yaptık. Ankara'yı ayağa kaldıracak dostları olan bir namussuzu nasıl gözaltına aldık? Benimle böyle konuşamazsın. Yürü git çakal. Seni mahkemeye vereceğim. Vermezsen hatırım kalır. Şerefsiz. Serdar Efendi'ye yaslanma kararı aldık. Nasıl olacak bu iş? Görüşeceksin. Ben? Ne oldu? Nasıl görüşeceğim? Ben ayarladım. Ayarla bakalım. Yani kızcağızın başına böyle bir tatsızlık geldi diye namusu mu lekelenmiş oldu? Böyle
Öyle şey olmaz Serdar. Kızcağız ailesinden kopma bahasına seni tercih etmiş. Senin adalet duygun bu kızı ortada bırakmaya engeldir. Biliyorum, için için yiyordur. Ama böyle şeyde gurur olmaz. Eğer senin katında bir nebze hatırım varsa... Ne biçim söz? Öyleyse özür dilemen gerek. Yazık kıza. Hem de bir an önce. Gönlünü alman lazım. Yazık. Efendim. Kim? Gelsin bakalım. Merhaba. Rahatsız etmiyor mu? Yok. Buyurun. Hoş geldiniz. Oturmasam. Neden? Ben şey için uğramıştım. Yani eğer sizin için de uygunsa birlikte bir yemek yeseydik. Çok teşekkür ederim. Ama maalesef bugün imkansız. Öyle mi? Maalesef. Ya ne yapalım? Bir başka zaman. Tabii, inşallah. Peki. Durun. Hemen çıkmayın. Bari bir çayımızı için. Yok, ben sizi meşgul etmeyeyim. Yok, olur mu? O kadar da değil. Yoksa çayı üzerinize dökmemden mi korkuyorsunuz? Buyur amca. Ayşe kızım nasılsın? Ben de iyiyim yavrum, sağ ol. Müsaitsen bir kahveni içmek için uğrayacaktım. Pekala, birazdan orada olurum. Ben artık kalkayım. Zaten yeterince vaktinizi aldım. Rica ederim. Yine buyurun. Hı-hı. Bakıyorum da pek hızlısın. Aman canımı sıkma. Kim bu? Üstünü batırdığım çocuk. Aa, bak bu fena bir alternatif sayılmaz. Dalga geçme. Öyleyse biraz iş yapalım. Bak bakalım bu fiyatlar makul mü sence? Ne arıyorsun burada? Anlamadım. Bal gibi anladın. Burada bir işin mi var? Niye sordun? Buranın kahyası sen misin? Sen abiyle ne biçim konuşuyor? Sakin ol. Bak delikanlı, bir soru sorduk sadece. O ne biçim soru sormak öyle? Evlat, sen maraza mı arıyorsun? Yaşına saygım var parmaksız. Ama bunu bozmak istiyorsan sen bilirsin. Ulan sen kim oluyorsun? Bana bakın tamam. Büyüklüğünü bil. İhtiyarlamışsın parmaksız. Bakmadın değil mi? Neye? Fiyatlara. Yo, baktım. Bence makul. Ama bir şey var ki o makul değil. Ne?
Bu adama olan ilgini salt bir merak olarak göstermen. Niye gerçeği kendine itiraf etmiyorsun? Böyle şeyler olur. Karşındaki uygun biri olmasa bile aşk güzeldir. Aman Ela, bir günde aşık mı olur insan? Bir saniyede bile olur. Merhaba. Ne oldu amca? Buranın merdivenleri tuzak gibi. Aa, nasıl? Düştünüz mü Ali abi? Biraz. Hadi, hemen bir pansuman yaptıralım. Yok, bir çizik alt tarafı. Ama olur mu amca? Sahi Ali abi, arka sokakta özel bir hastane var. Yok, işinize bakın. Bir çizik dedik. Bir kolonya varsa kâfi. Hemen. Nasılsın? İyiyim amca. Ne var orada? Hamit var mı? Tamam. Onu da alın, sağlam gelin. Heh, o da gelsin. İş hızlı gidiyor. İşim işi bırak şimdi. Ne oldu? Burada seni rahatsız eden oluyor mu? Kim rahatsız edecek beni? Ne bileyim, ortalık çakal dolu. Durup dururken başına ne geldiğini unutma. Amca, senin dilinin altında bir şey var sanki. Ne olacakmış dilimin altında? Serdar Yılmaz'la ilgili bir sıkıntın var. Yoksa beni izletiyor musun? Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne bileyim, oraya bir iki defa uğradım. Belki onu öğrendin. Uğradın, bir iki defa. Sana söylemiştim, teşekkür etmek istiyordum. Ne uzun teşekkürmüş bu böyle. Denk düşmedi işte. Seni uyarmam lazım yavrum. Bu adamdan uzak durmanda yarar var. Ona yakın olmak gibi bir planım yok amca. Yok, eğer ona düşman olmamı istiyorsan herhalde bazı açıklamalar yapman gerek. Hayır, niye düşman olmanı isteyeyim ki canım? Öyleyse sorun yok. Görüşelim. Laf mı yani? Konuşmamız gerek. Gelip alacağım seni. Herkes sağlam mı? Sağlam abi. Mesele nedir? Falsete itine haddini bildireceğiz. Tamam abi. Gidiyor muyuz? Ali abiyi bekliyoruz. Serdar Bey'le görüşecektim. Serdar abi şu anda müsait değil. Abi, bu adam seninle görüşmek istiyor. İyi günler. Ne istiyorsun? Elçiye zeval olmaz. Asip adına geldin. Evet. Ne için? Kendisini dinlesiniz. Neredeymiş? Hemen gelebilir. Şimdi işim var, sonra bakarız. Bu ne arıyor burada? Asip görüşmek istiyor. Ne demek oluyor bu? Bilmiyorum, bakarız. Sende bir tuhaflık var. Yo. Nedir bu peki? Kiminle kapıştın? Parmaksızın çakalı var ya, aslan. Ters davrandı. Bir şey yok. Façasını düzelttim biraz. Depoda durum nasıl? Müfit'le buluştum az önce. Bir sıkıntı yok. Daha doğrusu sıkıntı çok. Adam dinamit gibi elimizde. Mert'le buluşmaya gidiyorum.
Sahi mi? Nazmiye'ye ulaşamadın değil mi? Ulaşırım. Döndüğümde burada olursa iyi olur. Olur herhalde. Ayrıca depoya sen de bir göz atsan diyorum. Zaten en önce oraya uğramayı düşünüyorum. Ben Şemsi Paşa çay bahçesindeyim. Hı hı, tamam. Siz dışarıda bekleyin. Peki abi. Ne yaptığını sanıyorsun? Abi yanına mı kalacak? Ne oldu? Delikanlılık damarına mı dokundu? Abi bunu öğretmeliyiz. Neyi öğreteceksin lan? Çocuk tek başına seni hacamat etti. Yapacağın bir şey var idiyse elindeydi, yapsaydın. Ama boş bulundu. Baş bulanmış. Gönder çocukları. Hiç işimiz gücümüz yok da mahalle kavgası yapacağız. Bakın ne isterseniz veririm. Yalvarırım ne olur. İstediğiniz parayı buldururum. Arabesk niye gecikti? Verme vereceğim. Ulan herife bak ya. Çocuğu zorla aşık ediyorsun. Şimdi söyleniyorsun. İnşallah oradadır. Tam aşk meşk zamanı. Abisi bizim hayatımız bu. Aşka meşke özel zaman mı var? Arabesk keşke onunla olsun. İyi. Sen de boş durma. Abi bakın yalvarıyorum. Ne kadar para isterseniz veririm. Ne olur yalnızca birazcık. Sonra ne yaparsanız yapın yine. Lütfen yalvarıyorum. Zaten bir şey yediği yok. Bağlayın şunun ağzını. Bir yerlere gitsek diyordu ha. Ne dersin? Ne gerek var? Ne bileyim. Biraz konuşurduk. Konuşuruz ya. Başka zaman gideriz. Peki. Anlaştık o zaman. Söz değil mi? Beni anlamanı rica ediyorum. Gerilim içindeyim. Seni kırdım. Haksızlık ettim. Yoksa evlilik kararından dönmüş değilim. Dediğimi duydun. Anlaşıldı. Bana tekrar ettirmek istiyorsun. Hadi edelim. Evet. Sana biraz tatsız davrandım ama evlenme kararından dönmüş değilim. Kiminle? Ne demek? Sen dalga mı geçiyorsun? Ne haddimi? Serdar Yılmaz'la dalga geçecek insan anasının karnından doğdu mu? Canıma susamadım. Sen benimle dalga geçiyorsun. Öfkelenmek için fazladan gerekçe arama. Yeteri kadar öfkelisin. Bak, bütün sert görünüşüne rağmen kadın milletine el kaldırmayacağımı biliyorsun diye beni tahrik etme. Doğrusu bundan emin değilim. Ama canımı yanmasından da korkmuyorum. Bütün acıları sineye çekebilecek kadar aşağılandım zaten. Ne aşağılanmasına söz ediyorsun be kızım? Benim seni aşağılamak gibi bir amacım olabilir mi? Böyle kaba saba biriyim işte. Bunu bilmiyor muydun? Ne düşündün? Bu adam sert ama ben onu kızıya çeviririm diye hayal mi kurdun? İzin ver de gideyim.
Söyleyebileceğim bir sözüm yok. Sözün yoksa kalk. Nereye gidiyoruz? Güzel. Nihayet beni de biri kaçırıyor. Evet. Söyle İsmail abi. Orada ne işin var? Çabuk git oradan. Serdar abi gelmek üzeredir. Ver bakalım. Söyle ki ya. Tamam. 10 dakikaya kadar oradayım. Demek Serdar Bey'le görüşmeye gidiyoruz. İfadeni hazırla. Ne ifadesi? Nereden geliyorsun? Necisin? Neler biliyorsun? Hepsi. O kolay. Bu arada sana bir haber daha vereyim. Okan Bey oğlunu bulmak için Parmaksız'dan yardım istedi. Parmaksız'dan mı? Ulan sen bunları nereden biliyorsun be? İn misin, cin misin? Ne karnı arzısın? Sadece kulağa delik meraklı bir turşucuyum. Serdar abi söker senin dilinin altındaki. Canıma minnet. Parmaksız nasıl bulacakmış Levent'i? Parmaksızı yabana atmayın. Sizin elinizde olduğunu öğrenmiştir belki de. Amca, bu anlattıklarına göre Serdar Yılmaz hiç de kötü biri değil. Ama yavrum, sana göre biri de değil. Amca, bana göre sana göre meselesini bırak şimdi. Yok, bunu geçiştiremeyiz. Ama endişe etmene gerek yok amca. Ben tövbeli miyim? Bilmiyorsun Ayşe. Beni anlamak istemiyorsun. Bak, baban da ben de çok iyi yaşamadık. Hayat bizi bir sürü tatsız meselenin içine itti. İkimizin de bir tek ortak güzelliği vardı. O da sendin. Hele annen rahmetli olduktan sonra her şey çok duygusal gelişti. Bazen baban sana analık etti, bazen de ben. Belki oğlan olsaydın başka şekilde yetişmen mümkündü. Ama kız olduğun için seni bizim dünyamızın dışında tutmaya adadık kendimizi. Halen de böyle. Dünyanıza merak saldığım yok amca. Ama Serdar bizim dünyamızdan biri. Ona duyduğun ilgi beni ürkütüyor. Boşuna endişeleniyoruz. Bir saniye ya. Var mı bir bilgi? Şimdilik maalesef. Yapma ya. Ama bir tahmin var. Nasıl? Bazı kulağı delik arkadaşlara göre Serdar Yılmaz kaldırmış olabilir. Ama kaldırılacak kadar varmış köpek. Biliyorsun. Biliyorum. Araştırmaya devam ediyorsun. Edeceğiz abi. İyi. Sen otur bir şeyler ye. Ben yeğenimle görüşüyorum. Tamam abi. Sen işine bak. Bir şey atıştırıp çıkar. İyi. Hadi kolay gelsin. Bu adam beni mi bekliyor? Bir ara gitmişti ama gene geri geldi abi. Çayın taze mi? Taze abi. Hemen getiriyorum. Otur bakalım. Anlat. Selman Hasip'i öldürmek istedi. Ama yaşayacağı varmış. Şimdi git. Hadi. Tamam, gidiyorum. Hasip Bey'le birlikte gelelim. Gelirsiniz. İyi geceler.
Abi, Razmiye'ye göre Levent'in babası işi parmaksız ısmarlamış. Bir duyayım sadece. Derdin mi? Hiçbir derdim yok. Ben sadece sizin dostunuzum. Bunu geç. Bunu geçme. Oyunu bırak. Benimle dost olmak için dedim. Var. Anlat o zaman. İçinde bulunduğunuz alem hakkında epey bilgim var. Nereden var? Babam istihbaratçı. Sen değil misin? Hayır. İstediğim halde olamadım. Çünkü babam karşı çıktı. Ama beni kendi çevresinden de koparamadı. Böylece bir şeyler bilen, duyan biri oldum. Alem denen dünyayı tanıdım. Bir sürü hadiseyi dinledim, duydum. Bir sürü baba denen adamı tanıdım. Hepsinin bir kamburu var. Kendimi size dost gibi hissetmemin nedeni burada. Sizin bir kamburunuz yok. En azından şimdilik yok. Bana ister inanın ister inanmayın. Ama bu dostluktan bir çıkar beklediğim yok. Babamın şiddetle karşı çıkmasına rağmen sizinle temas kurmaktan çekinmiyorum. Beni biraz yakından tanıma fırsatı bulsaydınız belki yine şimdiki gibi gıcık kapardınız. Ama güvenilmez biri olarak görmezdiniz. Kızı bir sınamamız lazım. Daha oraya gelmedik. Benim acelem yok. Ne oluyor? Gel ya. Abi dur. Abi burada sınavımızcık. Ne oldu devrelim?